Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Mart 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Mart sizin ayınız. Evet, bu ay doğan tüm balıklarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. 20 Mart'a kadar Güneş burcunuzda olacak ve 10 Mart'ta burcunuzda bir yeni ay doğacak. 20 derece balık burcunda doğacak olan bu yeni ay özellikle 10 Mart ve yakınlarında doğan balıklarımız için çok önemli. Ve tabii ki kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa ve kişisel gezegenleriniz bu derecelerdeyse yine sizin için çok etkili olabilecek bir yeni ay. Evet, yeni ay yeni olasılıklar, yeni başlangıçlar anlamında bize daha fazla cesaret veriyor. Hayatımızda yeni açılımlar getiriyor. Yeni ay sırasında da özellikle belki hayatınızda ilişkilerinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, eğitiminizle ilgili bazı yeni kararlar vermeniz, yeni adımlar yapmanız mümkün. Burada Satürn'ün de burcunuzda olması, biliyorsunuz, orta vadede biraz daha hayatınızda sorumlulukları öne çıkarırken sizi büyütüyor ve olgunlaştırıyor. İşte bu yeni ay yine hayatınızda sizi ileriye taşıyacak. Bazı yeni kararlar vermeniz, yeni adımlar atmanız konusunda da çok belirleyici olabilir. 10 Mart'la 25 Mart arasındaki süreçte yeni ayla hayatınıza giren konuların şekillenmesi, kendini göstermesi mümkün görünüyor. 12 Mart'tan itibaren Venüs burcunuza geçecek. Şimdi Venüs gibi bir gezegenin özellikle de güçlü olduğu balık burcunda sizinle olması çok olumlu bir gösterge. Venüs burada hem özel ilişkiler hem sosyal konularda sizi destekleyecek. Biliyorsunuz Venüs güzellik demek, cazibe demek. Daha cazibeli olacağınız, dikkat çekeceğiniz bir aydasınız. O yüzden yeni ayın da etkisiyle kendinizle ilgili imaj değişimleri, güzellik, bakım, estetik, sağlık ve benzeri konularda daha olumlu etkiler altında olduğunuzu söyleyebilirim. Bu ay biraz daha kendinizle ilgilenin. Kendinize bir bakıma alın. İşte bir imaj değişimi olabilir. Cazibeniz zaten güçleniyor ama bir de Venüs'ün bu olumlu desteğiyle beraber kendinizle gerçekten çok sağlıklı bir şekilde, verimli bir şekilde ilgilenebilir. Çok olumlu sonuçlar da alabilirsiniz. Bununla birlikte tabii ki yaşadığınız yerler, çalıştığınız mekanlar, hani tüm buralarda da böyle bir güzelleştirme, bir bakım, bir iyileştirme faaliyetleriniz öne çıkabilir. Evet, bu ay önemli bir gökyüzü pozisyonu var. Biliyorsunuz tutulmalar Koç terazide yaşıyoruz. Ay düğümleri Koç terazi aksında. Şiron bir süredir zaten Koç burcunda ilerliyor ve Şiron'la Kuzey düğümün kavuşması önemli bir gösterge. Çünkü az rastlanır bir durum. 55 yıl önce, 50-55 yıl önce bu kavuşumu yaşamıştık. Bu ay Kuzey düğümde bir Şiron kavuşumu var. Bu ne demek? Öncelikle Şiron'dan biraz bahsedelim. Bir gezegen değil, bir kuyruklu yıldız. Uranüs ile Satürn arasında yer alıyor ve 1977 yılında keşfedildi. Sembol olarak anahtara benzer ve haritalarımızda gerçekten kilit noktalarını açan bir anahtar gibi çalışır. Mitolojide yaralı şifacıdır o. Eksiklerimiz, hatalarımız, işte sorunlarımız, sağlık problemlerimiz, gölge yanlarımız, hani bunları fark edip onlarla yüzleşmemizi ve onları iyileştirmemizi sağlar. O yolları bize gösterir. Bunun sonucunda biz olgunlaşırız, bilgeleşiriz, tekamül ederiz ve önemli yardımlar, destekler alabiliriz. İkinci evinizde, para evinizde böyle bir etki söz konusu. Yaşamınızda eksikliğini hissettiğiniz konu belki bir para konusu var. Orada bir sorununuz var, bir yaranız var. Ama kuzey yönlü bir Şiron etkisi, bir anahtar gibi, bir kapının açılması gibi belki size bu parasal sorununuzu çözmeniz için önemli ipuçları getirecek. Evet, bu mesleki anlamda bir iş bulmak da olabilir, para kazanmak ya da parasal bir borcu kapatmakla ilgili bir yardım olabilir ya da hani size iş ve para kazandıracak belki bir mesleki gelişim, bir becerinizi, yeteneğinizi fark edip kendinizde bir değer oluşturmanız olabilir ya da kaynaklarınızı değerlendirebilecek bazı yollar keşfedebilirsiniz. Bu anlamda size yol gösterecek kişiler, danışmanlar, rehberler, öğretmenler, şifacılar karşınıza çıkabilir. Unutmayın, çok özel bir kavuşum ve birçok anlamda bu etkileri hayatınızda bu yıl kendinizle ilgili iyileşmek ve şifalanmak anlamında, ki özellikle değerinizi görmek, yani maddi manevi güven duymak ve parasal konularda daha fazla hissedebilirsiniz. Güneş ayın 20'sinden sonra Koç burcuna geçecek. İlkbahar ekinoksu ve ilkbahar başlıyor. Para evinizde tabii ki güneşle birlikte daha fazla aydınlanmaya başlayacak.
Burada kişisel anlamda para kazanma hırsınız, yaratıcılığınız da biraz daha güçlenmeye başlayacak. Maddi konularda daha şanslı, daha bereketli bir dönemde olabilirsiniz ki unutmayın Nisan ayında tam da bu alanda zaten bir güneş tutulması yaşayacağız. Ve 25 Mart'ta 5 derece terazi burcunda Dolunay'la birlikte ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması bir tamamlanmayı, bir dönüşümü, bir farkındalığı ortaya çıkarıyor. Geçtiğimiz Eylül-Ekim ayında başlamış konular da olabilir. Hani bunların bir sonuç vermesi olabilir. Bu da daha çok yine para konularınızla ilgili. Çünkü koç terazi aksı sizin para alanınızı etkiliyor. Ve bu tutulma etkilerini sadece bu ayla sınırlı değil. Aslında önümüzdeki 1,5 ay daha hızlı görebiliriz. Ama Eylül'deki tutulmaya kadar da aslında aktif olabilecek bir tutulma. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da dikkat çekebilir bu durum. 8. evinizde olacak. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçlarda koç, yengeç, terazi ya da oğlak 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu tutulmanın etkilerinin öne çıktığını, daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Örneğin yine bir borç alacak konusunda bir netleşme olabilir. Belki bir kredi beklentiniz sonuçlanabilir. Belki bir borcu ödeyebilir, bir yapılandırma yapabilirsiniz. Vergiyle ilgili bir konunuz çözümlenebilir. Emekli olabilirsiniz veya bununla ilgili bir açılım gelebilir. İkili ilişkileriniz, işte eşinizin kaynakları, işbirlikleriniz ve ortaklı gelir giderleriniz, hisseli paralar, işte nafaka, miras, tazminat gibi konular ve benzeri alanlarda önemli etkiler olabilir hayatınızda. Para dışında biraz bu 2-8 aksı hani ruhsal, bedensel, zihinsel şifayla da ilgilidir. Yani bir sağlık sorunu varsa örneğin bunu çözmek için bir tedaviye başlayabilirsiniz. Bir diş operasyonu olabilir, işte belki bir böyle ameliyat olabilir ve benzeri konu. Hani burada bir sorun varsa bunları da çözmek için aslında bu dolunayın size yol göstermesi mümkün. Tutulmanın yöneticisi Venüs. O da balık burcunda yüceldiği noktada, yani sizi destekliyor. Üstelik yönetici gezegeniniz Jüpiter boğa burcunda ve Venüs ile Jüpiter arasında da çok özel bir bağlantı var. Dolayısıyla bu tutulma verimli bir tutulma. Yani sorun çözen bir tutulma. Çok bizi zorlayan konularla yüzleşsek bile sorunları çözebileceğimiz, yardım ve destekler alabileceğimiz bu tutulma. Üstelik Venüs'ün o şanslı etkisinin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Belki kendinizi güzelleştirmek için de böyle bir estetik operasyon ve benzeri bakımlar da yapabilirsiniz. Yani bu gibi bir konu da olabilir. İşte ilişkilerle de ilgili bir eğitime başlayacaksınız, bir parasal ihtiyacınız var, bir burs alabilirsiniz. Belki bir iş kuracaksınız, işbirliği. Hani burada bir krediye ihtiyacınız var, bunu bulabilirsiniz. Bunun gibi maddi manevi destekleri de alabileceğiniz önemli etkiler söz konusu. İşaretleri takip edin, fırsatları iyi değerlendirin sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.